Evet, merhaba Gökhan. Neler okuyorsun, ne Selam. tutuyorsun? Biraz Valla ondan bahset. bir şey, şu sıra işte ortaokulda bir cildini okumuştum İnce Mehmet. Ondan sonra onu aslında böyle tekrar bir elime aldım. Sonra bir cilt, iki cilt, üç cilt derken işte dört cilt tamamı zaten. Dört cilti de okudum bu bir ay Hepsini bitirdin. içerisinde. Vay be. Bitirdim. Sonra geçende de biz işte Cyberpark'tayız. Bilkent'te işte bir arkadaş da şey dedi. Üstün dökmen geliyor dedi. Bir gidelim mi? Böyle öğle arası falan da denk geliyor. Olur dedim ben gidelim. Hani bir değişiklik olsun vesilesiyle. Hakikaten de bir değişiklik oldu. Şöyle hani adam küçükken bir vesileyle yazar olmaya karar veriyor. Diyor ki hani ben tiyatro oyunu yazacağım, işte kitap yazacağım, yazar olacağım diyor. Sonra bir hocası diyor ki yani bir yazar olman için daha interdisipliner birisi olman gerekiyor diyor. Oradan adam psikolojiye yöneliyor. Sonra psikolojide de biliyorsunuz malum kariyer yapıyor. Psikolog olarak zaten ünleniyor, biliniyor zaten. Evet. Ama tabii ki gel zaman git zaman kariyeri biraz o içinde şey kalmış yani hani yazarlık. Sonra bir iki de iki tane galiba romanı var. Neyse edebiyat kulübü çağırmış Bilkent'te de. Ya şöyle bir şey söyledi. Hakikaten de o benim aklımda kaldı. Dedi ki yani edebiyatın, sanatın şu yerküre üzerinde işlemediği konu yok dedi. Hani çünkü şuradan yola çıkarak bunu söyledi. Ben psikoloji okudum ve bir sürü hani insanla muhatap oldum. Oradaki bütün konular işte malum diziler çekiliyor, bir sürü filmler yapıyor ve kitaplar yazılıyor. Hepsinin içerisinde var diyor aslında. Yani onu anlayınca çok daha tanıdık geldi. Çünkü hayatın içi dediğim gibi yani psikoloji bilim dalı olarak 100 senelikse abi edebiyat, yazı en azından hani Tabii bulunduğu tabii. insanın hani resim, Hikaye sanatın, anlatıcılığı aynı şekilde. hikaye İşte anlatıcılığı bravo binlerce tam yıldır temsili hikaye. aslında. Evet. Oraya kadar dayanıyor. Teşekkür. Ben de şey hani İnce Mehmet ya zaten şey düşündüm o an. Ulan hakikaten şöyle bir laf var ya şu gök kubbe altında söylenmedik söz yoktur. Kesinlikle. Sonra aklıma da şey geldi ya ben İnce Mehmet'i bitirdim. Tabii malum hani biliyorsunuz iki tane seçim geçti. Ondan sonra işte bir kısım biliyorsunuz işte siz zaten halkı anlamıyorsunuz diyor vesaire. Hani sonra baktım hakikaten ya o kitap yani baya bir şey verdi bana yani Türk insanının tipolojisi, işte bir kurtarıcı arama refleksi, bazen anlık olarak o yer değiştiren şey yapısı, böyle kaygan bir zemin var aslında. Hani çok çünkü millet aslında şunu anlıyorsun orada. Ya kaç yüzyıldır bu topraklarda aslında güvensiz bir durum söz konusu. Kesinlikle. Şartlar değişiyor, ona adapte olmazsın. Ha. Dolayısıyla hani bir yere de ait olamıyor yani Öyle insanlar. öyle. Hani Bir göçebelik içimize işlemiş artık. gibi şeyler yani O ve kaos yakın içimize işlemiş. siyasi tarihin şeyleri falan aslında birçok şey anlatıyor yani. Orada sadece böyle bir eşkıyanın dağa çıkması ve onun üzerine böyle ağlarla olan mücadelesinin haricinde baya bir şey bezeli bütünleşik bir hikaye var. Hani o yüzden de hakikaten şey çok iyi de geldi böyle hani onu tahlil etmede. Çünkü biliyorum yani siyaset çok herkes kendi cenahından bir analizde bulunuyor. Evet. Halbuki daha böyle geniş bakmaya, karakterlerin içerisine girerek o tahlili anlamaya. Ya A figürü oluyorsun zulmeden gücü tutmaya çalışan, diğer tarafta hani kurtarıcı olan, bir tarafta işte o halk oluyorsun falan. Hani ya hakikaten o edebiyat oradaki karakterlerin dünyasını anlamana daha bir vesile oluyor. O empati kurmana vesile oluyor velhasılı kelam. Yani böyle bir şey hissettirdi bana. Özeti bu. Anadolu irfanını anlayabildim mi? Kavradım. Kavrayabildim mi? Kavradın mı yani bu Anadolu irfanını? Kavradıysan tamam. Yokmuş öyle bir şey. Ben de bu hikaye anlatıcıları dedik ya, ben de bu televizyon dünyasının benim en sevdiğim üç tane ismi var. Birincisi bu Phoebe Waller-Bridge. Bu kadın şey yapan, Fleabag dizisini yapan. Ondan sonra Fleabag dizisinin yaratıcısı ve Killing Eve'in yaratıcısı. İkincisi Atlanta'yı yapan Donald Glover. Üçüncüsü de bu Charlie Brooker, Black Mirror'ı yapan. Bu üçünün kariyerine baktım, hayatına baktım. Nasıl hikaye yazıyorlar. Bu üçünün de dizilerine bayılıyorum. Çünkü şu anda mesela Black Mirror'ın 6. sezonuna çok heyecanlıyım. Haftaya geliyor. 3 senedir bunu bekliyoruz ya.
Ondan sonra 5 bölüm birden gelecek falan. Öyle onların işte hayatı, kariyeri, onların neler öğrenebiliriz, onunla ilgili falan içerik üretiyorum. ChatGPT'ye soruyorum, YouTube videolarına bakıyorum vesaire. Hikaye anlatımı artık zaman ötesi bir şey hakikaten. Ve insanın durumu, dramı neyse bunlar hakikaten yani yüzyıllar boyunca bizim yaptığımız en önemli şey aslında hikaye. Yani hikaye anlatmak, hikayeyi anlamak ve beynimizde de insan beyninde de en kritik şey yine hikaye yani. Kesinlikle var böyle bir şey. Yani biz yapan şey hikaye ve bu ne kadar zaman geçerse geçsin asla değişmeyecek insanlığın ortak bence en önemli değeri. Ve bence de bir de gelecek adına da en önemli beceri hikaye becerisi bence. Satışta da böyle, kariyerde de işte iş mülakatına katıldıysan da sen hikayeni anlatmak zorundasın. Bir ürün satacakken de işte kurumsal kültürde de işte toplantılarda da hikaye olay yani. Tamamen hikayeyi, güzel hikaye anlatabilenler çok ileriye çıkıyorlar. Kariyerlerinde başarılı oluyorlar, satıyorlar, kendilerini satıyorlar, ürünlerini satıyorlar vesaire. Çok hızlı yükseliyorlar. Ama iyi hikaye anlatamıyorsan, sıkıcıysan alıcısı da olmuyor hiçbir şey. Yani onun için o hayatın her alanında bence en önemli, en etkin, en yetkin beceri bu hikaye anlatım. Ama çok zor bir şey. Haluk abi son kitapta bundan bahsediyor aslında. Yani diyor ki insanlığın bulduğu ilk aslında önemli bu tarihi değiştiren şey hikaye anlatıcılığı diyor yani. Ve Harari son yazısında da şey diyor, işte bu yapay zeka şey yapmıştır, bu hikaye anlatıcılığını ele geçirdiği için insanlığın ve medeniyetin kodlarını hacklemiştir diyor. Bu çok tehlikeli bir şey diyor. Doğru. Yani şu an bu GPT-4'ün eriştiği seviye hakikaten çok tehlikeli. Şu anda bile bu o kadar hızlı ilerliyor ki bu hakikaten diyor çok en büyük tehdit insanlık için yani. Bu yani düzenleme moratorium ilan edilmesi lazım yani. Yoksa bu non-linear ilerledikçe şu anda bile işte 9 yaşındaki bir çocuk kadar şeyi var, zekası var şu anda bile yani bu teknik. Ve her yıl 2-3 yaş zekası artıyor her sene. Yani böyle giderse böyle bir 20 yaşına falan geldiğinde bu ne olacak? Nasıl baş edeceğiz? Bunun gençlik haliyle ergenlik haliyle hiç uğraşılmaz diyorsun. Her sene bu kadar hızlı geliştiğini düşün. 10 sene sonra bambaşka bir yerde olacak. 20 seneye kalmayacak. Singularity geliyor. Hakikaten geliyor singularity. Bütün insanlığın toplamından daha hızlı düşünebiliyor olacak. Daha hızlı hareket edebiliyor olacak. Hepimizi affedersin donunda sallayacak yani. Yani ve bununla baş edecek bir şeyimiz yok yani bizim. Ne birikimimiz var, ne vizyonumuz var, ne bir kurul var. Bu kapasitede ne bir hükümet var, ne bunu akıl edebilecek bir konsey var, ne bunun önüne geçebilecek bir şey var. Yani bu şey gibi elektrik şartları gibi değil ki kapatasın yani. Mümkün evet. Değil. Dolayısıyla hani böyle önüne geçmek de mümkün değil. Yani. Böyle. Onun için bu yapay zeka nereye gidecek hakikaten bunu da ayrıca konuşalım. Evet. Çok. Olur. Hikaye anlatıcılığı becerilerini de konuşalım. Seninle bir an. Olur. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Görüşürüz. Görüşmek üzere.